Bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada da en fazla oy alan üye başkan seçilecek. Meclis dedik, meclis başladı dedik. Bakalım nasıl bir meclis olacak, nasıl bir dönem olacak. Özellikle işte iktidarın vaatleri şu anda gündemde. O vaatler yerini bulacak mı? Hatta biraz önce bir tanesini de yine Deva Partisi de sormuştu. O vaadi de hatırlatmış olalım. Deva Partisi de diyor ki seçim öncesinde öğrencilere vaat edilen aylık 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek diyor. Her kesime ait o vaatler tek tek soruluyor muhalefet tarafından iktidara. Hemen Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a dönelim. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bugün başkan seçiliyor dedik. Meclis başkanı seçiliyor. Önce oradan başlayalım. Aslında meclisi genel olarak bir konuşacağız. Nasıl bir mecliste karşı karşıyayız? Şimdi bazı isimler var. İşte mesela Süleyman Soylu bugün milletvekili olarak yemin etti. Dolayısıyla artık mecliste işte Hüdapar var. Bir taraftan eski isimler bakan, eski bakanlar orada. Ve vaatler var sırada. O vaatler nasıl tek tek gerçekleşecek mi? Ne olacak? Ama meclis başkanlığına dönersek herkes aday gösterdi. Siz Sayın Genel Başkan Gültekin Uysal bir açıklama yapmıştı. Tekin Bingöl'ü destekleyeceğiz dedi CHP'nin adayını. Önce bir oradan başlayalım. Numan Kurtulmuş tabii hani meclis aritmetiğine göre en güçlü aday olarak görünüyor. AKP İstanbul Milletvekili. Nasıl hava mecliste bugün? Tabii 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi meclis başkanı seçimi bugün. Hayırlı olsun meclisimize, memleketimize. Milliyetçi Hareket Partisi aday göstermeyince haliyle Numan Kurtulmuş en favori aday oluyor. Çünkü her iki partinin oyu 323, hatta her iki parti derken Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, Demokratik Sol Parti ile dahil ettiğimizde 323 oy ediyor. Bu durumda da zaten birinci, ikinci turda, üçüncü turda seçilmemiş olsa bile dördüncü turda salt çoğunlukla Numan Bey seçilecek. Tabii biz Demokrat Parti olarak aday çıkarmadık. Yani 3 milletvekili var. Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden kazanmışız. Velev ki Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden kazananın tamamı tek bir adaya bile oy versek 223 civarında bir milletvekili ediyor. Hatta 169 ediyor da İYİ Parti'de dahil ettiğimizde 223 milletvekili ediyor. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı kazanamayınca sırf işte Demokrat Parti'nin adı duyulsun, Demokrat Parti'nin de adayı var gibi bir tarz düşünceyle aday çıkarmayı Sayın Genel Başkanımızla yaptığımız istişare neticesinde İzmir milletvekillerimiz Salih Uzun ve Haydar Altıntaş'la beraber 3 milletvekili olarak bizim milletvekili olarak parlamentoya girmemizde hakikaten özverili tabanıyla birlikte bizi kucaklayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı biz vefa borcumuz olduğunu düşünüyoruz ve vefa borcumuzu aday çıkarmayarak Tekin Bingöl'ü destekleme kararı aldık ve her oylamada oyumuzu Tekin Bingöl'den yana kullanacağız. Hı hı. Yani bu bir, aynı zamanda tekrar söylüyorum Elif Hanım, bizim için bir vefa borcu olarak görüyoruz. Yani diğer arkadaşları kınamak, yanlış yapıyorlar demiyorum. Asla böyle bir şey düşünmesinler. Hı hı. Ama biz Demokrat Parti olarak herkes nasıl kendi tarzını benimsediyse biz de bir vefa anlayışından hareketle bizi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni büyük oranda bize destek vermiş, gönül kapısını açmış Kemal Kılıçdaroğlu 5 tane birbirine benzemez partiyi bir araya getirerek bizi parlamentoya sokmuştur. Öyleyse bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir vefa borcumuz vardır. Hatta bundan sonraki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği soru önergelerinde, kanun tekliflerinde, araştırma önergelerinde biz 3 milletvekili olarak her zaman destek olacağımızı bugünden ifade etmek isterim. Hı hı.
Şimdi biraz meclisi konuşalım Cemal Bey. Meclis böyle çok renkli bir meclis aslında karşımızda şu anda. İşte bütçe görüşmelerinden tutun da özellikle Ekim'den sonra açıldıktan sonra çok hareketli geçecek belli ki. Ama sırada bekleyen... Elif, buyurun. Ekim'deki bütçe görüşmelerine gideceğimizin garantisi var mı? Dolar bugün 23 lirayı geçti. Ya biz normal şartları konuşuyoruz. Evet, buyurun. Euro bugün 25 lirayı geçti. Altın bugün 1456 lira 60 lirayı geçti. Her şeye %15 ile %30 arasında zam geldi sigarada dahil olmak üzere. Evet. Ama bugün ne oldu biliyor musun? Çiftçinin buğdayına, arpasına, hükümet yüzüne bile bakmadı, yüzüne. Konya'da 1 milyon oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi Recep Tayyip Erdoğan Konyalı buğday üreticisine, arpa üreticisine resmen ceza kesti. Ceza. Geçen sene arpa 5 lira, 5,5 lira, buğday 6 lira, 6,5 lirayken açıklanan fiyatla buğday, arpa aynı seviyede satılıyor. Enflasyon yalancı Pinokyo TÜİK rakamlarıyla %50, ENAG rakamlarıyla %100'ü geçmiş. Ama yapılan zama baktığımızda buğday ve arpaya maalesef maliyetlerin bile çok çok altında bir zam yapılarak çiftçe ceza kesilmiş. Bir sürü vaatler var biraz önce söylediniz. Memura 22 bin lira verilecekti. Ekim'e gitmeye gerek yok Elif. Memura 22 bin lirayı versinler, açıklasınlar. En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerinde olacaktı. Açıklasınlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nda 15 bin lira verecekti. Bunlar şimdi 2 bin lirayı nasıl vereceklerini düşünüyorlar. Emekli nasıl sevinecek onu açıklasınlar. Staj ve çıraklık mezunu insanlar var. Staj ve çıraklığı sigorta prim olarak yapmış insanlar var. Dolayısıyla 6-7 milyon insan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakıyor. Önce bu yasaları çıkarma sözünü versinler. 2 bin lira kademe diye söz verildi. Bir gün sigorta gecikmesi sebebiyle 17 yıl sonra emekli olacak milyonlarca insan var. Bu insanların dertlerine çözüm üretilecek mi? Bunun hesabını versinler. 300 binin üzerinde çekten hapisi bekleyen Temmuz ayında hapse girecek insan var. Bu insanlara bir kereye mahsus af verilecekti, verilmedi. Bu insanlar çözüm istiyor. Uzman çavuşlara sözleşme, uzman çavuşlara kadro verilecek, verilmedi. Bu konuda da hiçbir şey yapılmıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri şu an sadece sevinç çığlıklarıyla, bakan tebrikleriyle zaman geçiriyorlar. Her kazanımı biz kazandık, biz kazandık diyerek milletin derdinden uzaklaşarak muhalefete sadece hakaret etmeye devam ederek vakit geçiriyorlar. Ülkenin Cumhurbaşkanı 21 yıldır ülkeyi yönetiyor ama Adalet ve Kalkınma Partileri diyor ki yeni kabineye bir zaman tanımak lazım. Yeni kabineye bir güven için zaman vermek lazım. Hayırdır kafa mı buluyorsunuz bizimle? 21 yıldır ülkeyi Cemal Engin-Yurt yönetiyordu da siz mi iktidara geldiniz de size bir zaman tanıyalım, güven duyalım. 21 yıl boyunca yönettiğiniz ülkede faiz sebep enflasyon sonuçtur diyerek ekonomi aklına ters olan anlayışla bu ülkeyi batırdığınız bir Türkiye'de şimdi gelen Maliye Bakanınız enflasyon sebep faiz sonuçtur diyerek tam tersi bir uygulamaya geçti. Bizim size güvenmemizi istiyorsunuz. Nasıl bir güvence? Şu an bankada 200 dolarınız varsa alamıyorsunuz. 200 dolarınız varsa alamıyorsunuz. Krediler 65'e çıktı, ticari krediler. Yani ülke sanayici, işçi, çiftçi batıyor. Verilen sözlerin hiçbir yerine getirilmiyor. Onun için sözünü